Kampüsten herkese merhaba. Atışlar soru çözümüyle karşınızdayız. En son e iğmeli hareket yapmıştık. Atışlar da aslında e iğmeli hareketin bir uygulaması. Orada atışlarda hep yer çekimi e yemesinden bahsedeceğimiz için işimiz biraz daha kolay olacak diyebiliriz. Evet, şimdi biz bunları anlattık. Neler anlattık? Önce serbest düşme dedik. Serbest düşme neydi? Bir cisim ilk hızsız bırakılıyordu. Yani ilk hızı sıfır olacak şekilde serbest bırakıyorduk. Sonra bu cisim aşağı doğru hızlanıyordu, hızlanıyordu, hızlanıyordu. En son gelip buraya belli bir hızla gelip yere çarpıyor idi. Şimdi bunun hızlanmasına sebep olan şey neydi? Normalde ağırlığı yani ağırlığından kaynaklanan kuvvetin üzerindeki net kuvvet olması, o net kuvvetle buna bir ime kazandırması ki aslında o ime de yer çekimi alan şiddeti yer çekimi imesiydi. O zaman bu G yer çekimesiyle aşağı doğru hızlanacak, hızlanacak, hızlanacak. En son yere çarptığımda t kadar süre geçmişse o zaman bunun g çarpı t kadar hızı oluyordu. Pardon son hızı g çarpı t'dir. Şimdi serbest düşmede iğme var mı? Evet var. Hep iğme neydi? yer çekmesi ve yönü aşağı doğru olduğu için alta çiziyorum. Eksi G şeklinde gösteriyorum. T süresi boyunca hep aynı ime üzerinde etkili olacak. Sonra gelelim hıza. İlk hızı yok. ilk hızsız bir hareketten bahsediyoruz. O zaman yer çekilmesi yer çekim iğmesiyle hızlanacağına göre hızlanıyor, hızlanıyor, hızlanıyor. Eksi yönde hızlandığı için T kadar süre geçtiğinde o zaman bu arkadaşın hızı son hızı burada yazdığım gibi G çarpı T kadar olacak. Yönü eksi olduğu için eksi yönde çizmiş oldum. Ha, tek yönlü bir hareket olduğu için hız zaman grafiğini isterseniz normalde genelde böyle yaparız ama hız zaman grafiğini direkt şu şekilde de çizebilirdiniz çünkü sadece aşağı doğru bir hareket söz konusu direkt şöyle yazıp burası t burası g t diyerek de bu işi halledebilirdiniz. Sonra gelelim konum zaman grafiğine belli bir yükseklikten bırakılıyor. Şimdi belli bir yüksekten bırakıldığı için e, burası sıfır dersek yani yer bizim için sıfırıncı metre olursa o zaman belli bir yüksekten bırakıldığı için buraya da h dersek ne yapacak? Yer çekmesi olduğundan dolayı imeri hareket düzgün hızlanan hareket yapacak. O zaman düzgün hızlanan hareket yapacaksa şuna ne yapıyorduk? Bu şekilde genç k şeklinde gösteriyorduk. Bakın düzgün hızlanan hareket için konum zaman grafiği bu şekilde yere düşmüş olacak diyebiliriz. Sonra aşağı yönde atış. Gene aynı şekilde yer çekmesi etkili olacak. Çünkü bu sefer yapacağımız şey şu. İlk hızlı bir hareket var. Yani aşağı doğru V0 hızıyla fırlatıyoruz. O zaman V0 hızıyla fırlattığımızda bu hızlanacak, hızlanacak, hızlanacak. Dolayısıyla artık yere çarptığında ilk hızı da var. O zaman son hızı ne diyorduk? V0 artı GT şeklinde yazıyorduk. Son hızı bu diyorduk. Sonra iğme zaman grafiği aynı ime dedik. Yer çekmesi hep G aşağı yönde olduğu için bu şekilde eksi G olarak gösterebilirim. T süresi boyunca ne yapıyor? Bakınız aynı ime ile hızlanıyor. Çünkü aşağı yönlü ilk atıştan bahsediyoruz. Peki gelelim hız zaman grafiğine. Hız zaman grafiğinde bu sefer ilk hızı var. Eksi yönde olduğu için eksiye çiziyorum gene düzgün bir şekilde bir hızlanma var. Hız zaman grafiğinde bu şekilde gösterebiliriz sevgili gençler. Gelelim konum zaman grafiğine. Gene belli bir yükseklikten fırlatıyoruz. Gene düzgün bir hızlanma var. Aynı şey olacak. Ne yapacak? Üsttekine benzeyecek. Yani genç K diyeceğiz. Düzgün hızlanan hareket konum zaman grafiği şeklinde göstermiş olabiliriz. Tamam mıdır? Evet şimdi devam edelim. Yukarı yönde atış. Yani aşağıdan yukarı atma durumu. Bunu da atla gösterelim isterseniz. Bir cisim ...şu an yerden atmış olalım... ...yukarıya doğru V0 hızıyla atıyoruz. Şimdi V0 hızıyla attığımız cisim... ...yer çekilmesi aşağı doğru olduğu için... ...bu arada e, az öncekilerde... E, ...hani aşağı yöndeki atışta hızla ilk başta ilk anda hızla iğme aynı yönlü. Ama yukarıya doğru attığımızda iğme hep aşağı doğru olduğu için ne olacak bunu yavaşlatacak. Yani hareket yönüne ters bir iğme önce bunu yavaşlatacak. Ondan sonra hızını bitirecek. Bunun hızı burada sıfır olacak. Buraya geldikten sonra tekrar aşağı aynı iğme hızlanacaktı. Eğer bir enerji kaybı yoksa hızı ters dönmüş olacak. İstersen yönüyle beraber göstermek istersek eksi ve sıfır şeklinde yazabiliriz. Aynı süre söz konusu. Hız zaman grafiği, iğme zaman grafiği ve konum zaman grafiği nasıl olacak? İğme zaman grafiği değişen hiçbir şey yok. Aynı iğme ile yani G iğmesi ile hep ne yapacak? Önce bakın önce hareket yönü ters olduğu için bu iğme yavaşlatacak. Ondan sonra hareket yönünde olan iğme hızlandıracak. O zaman bunun için ben buna çıkış süresi diyordum. Sonra bunun içinde T uçuş havada kalma süresi yani havada kaldığı süre boyunca aynı iğme söz konusu dikkat etmeniz gereken bir şey var burada. Bu arada en tepeye geldiğinde yani şuraya geldiğinde buraya geldiğinde şu yamulgaya düşüyoruz. Burada iğme var arkadaşlar. İğme var sevgili gençler. Çünkü iğme olmasa burada dursa nasıl hızlanacak değil mi? Yani bu zaten yer çekme alanı dediğimiz bir şey. Yer çekme alanı burada da var burada da var. O iğmeden dolayı ne dedik? yukarıya çıkana kadar maksimum yüksekliğe çıkana kadar hızı bitecek yavaşlatacak ondan sonra tekrar hızlandıracak Eğim'e hep var o zaman buraya geldiğimde hız zaman grafiğini çizersem artı yönde bir hareket olduğu için ilk hızını yukarıya doğru çizdim B0 ve sabit bir eğim olacak şekilde bunun hızı önce bitti sevgili gençler eğim değişmeyecek şekilde aynı eğimle ya pardon aynı eğimle hızlanacak diyoruz şu şekilde çizebiliriz bu bizim için Nedir? Çıkış süresi. Bu da bizim için ne? Havada kalma süresi. Olduğu yere düşmüşse buradaki son hızı için ne derim? Eksi veya sıfır derim. Ama şu an nerede olduğunu bilmediğim için direkt veya son yapıyorum. İstersen eksi de koyalım buraya. Anlaştık mı? E, önce yavaşlıyor sonra hızlanıyor dediğim gibi. Sonra gelelim konum zaman grafiğine. Şimdi yerden attığım için bu grafiği yerden sıfır noktasından başlayacağım. Önce yukarıya doğru attığımızda yer çekimesi hareket yönünde ters olduğu için önce yavaşlatıyor. O zaman yavaşlama durumu var. Ne var? Düzgün yavaşlayan sabit iğme olduğu için düzgün yavaşladı. Ne yaptık? Yaşlı kamburka kambur kağı yaptık. Sonra Maksimum yüksekliğe çıktı. Ondan sonra ne yapacak? Düzgün hızla hareket yapacak ve olduğu yere gelmiş gibi düşünüyorum şu an. Bu bizim için çıkış süresi, bu bizim için uçuş süresi. Yani havada kalma süresi gibi düşünebiliriz bunu. Ve e, çıkış süresi her zaman ve her zaman nasıl bulunacak? Maksimum yüksekliğe çıkış süresi ilk atıldığı hızın G'ye oranıyla bulunacak. Neden? Yer çekilmesi neydi? E, bu şekilde hızı değişiyor anlamına geliyordu. Mesela ilk hızı 30 metre bölü saniye yer çekmesi de 10 metre bölü saniye kare. Bu ne demek? 30 her saniye hızı 10 metre bölü saniye 10 metre bölü saniye azalacak demek. O zaman 30 metre bölü saniye ne kadar sürede bitiyordu? 3 saniyede bitiyordu. Sonra tekrar işte bir şey bir de yani aynı yere geliyor mu gelmiyor mu ona göre durumlar değişiyordu. Çıkış süresinde böyle buluyorduk hatırlarsanız. Ee, ve yer değiştirmeyi, yerden olan yüksekliğini, o anki konumunu gibi şeyler sorduğunda ne yapıyoruz? Hız zaman grafiğinden olayı güzel bir şekilde çözebiliyorduk. Ama bağıntılarla da ki ben size bunun konu anlatımında bağıntılarını da vermiştim. İsteyen direkt bağıntısını yerine, bağıntı da yerine koyar. Direkt sonucu elde eder de durum söz konusuydu. İsteyen hız zaman grafiği çizip altta kalan alandan da yapabilir. Tercih sizin. Şu an ben sadece hatırlatma yapıyorum. Onlara da bakmak isteyen o videomuzdan dediğimiz gibi bağıntılara, şunlara, bunlara bakabilirler. Şimdi yukarı yönde atışta yaptık mı? Evet yaptık. Sonra gelelim yata yatışa. Yata yatışta şöyleydi. Ee, cisim belli bir yükseklikten V0 hızıyla yata yatılıyordu. Şimdi bu normalde V0 hızıyla attığım cisim bu şekilde dümdüz yoluna devam edemeyecek. Neden? Çünkü yer çekimlisi var. Yer çekimlisi yani ağırlığı bunu bu şekilde sapmasına sebep olacak. Gelecek bu şekilde bu yere çarpacak. O zaman düşeyde bakın düşeyde ilk hızı yok. E düşeyde ilk hızı olmadığına göre düşeyde serbest düşme yapar diyorsunuz. Bakın düşeyde serbest düşme yapar. Yani ilk hızsız hareketten bahsediyorum. ilk hızsız atıştan bahsediyorum. Serbest düşme yapar. O zaman yatayda ne yapacak? Yatayda V0 hızının değişmesi için herhangi bir sebep yoktu yani bir rüzgar durum, bir hava sürtünmesi vesaire onları ihmal ettiğimizde o zaman yatay hızının değişmesi için bir sebep yoksa en son buraya geldiğinde V0 hızını aynen yazıyorum. Ama düşeyde artık belli bir hız kazanmıştı, kazanıyordu. Bu VY hızında da direkt ne diyebilirim? İlk hızsız olduğu için G çarpı şu an T diyebilirim. T sürede havada kalsın. Yer çekmesiyle hızlandığı için o zaman düşeydeki da G çarpı T olacak. G çarpma hızını bulmak istersek ne diyorduk? Buradaki V ile G çarpı T dediğim düşey hızın bileşkesini alıyorduk. Bu arkadaşlar bizim için son hız anlamına geliyordu. Güzel. Şimdi iğme zaman grafiği. Yatayda herhangi bir iğme yok ama düşeyde gene hareketi boyunca eksi G var. Yer çekmesiyle ne yapacak? Bunun iğmeli hareket yapacak diyoruz. Ama sabit iğmeli hareket. Dikkat. Sabit iğmeli hareket. Sonra Gelelim e, yataydaki hareketine, yataydaki v hızı değişmeyeceğine göre, o zaman v hızını sabitliyorum. Bakın sabit hızla hareket yapar diyorum. Sonra düşeyde, pardon düşeyde daha geçmedim. Konum-zaman grafiğine bakalım. Yatayda sabit hızla hareket yaptığına göre, o zaman yataydaki konum değişimi ne olacak? Düzgün bir eğime sahip grafik olacak. T süresince, o zaman yatayda aldığı yolda, burada x dediğimde x eşittir. Hatırlayınız. V hızı sabit olduğu için v 0 çarpı t süresi diyorduk. Sonra sonra düşeye gelelim. Düşeyde serbest düşme yaptığına göre ilk hızı yok. O zaman düşeyde bakın hızlanıyor. Yani T sürede bu arkadaşın hızı ne oluyor? G çarpı T oluyor. Bu sol tarafta gösterdik. Sonra konum zaman grafiğini olur düşeyde. Serbest düşme yapıyor. haş yüksekliğinden yapsın. Ve iğmeli bir hareket var. Düzgün hızlanma var. Bu şekilde ne yapacak? H'ı da böyle. Yani konum zaman grafiği de böyle olacak diyoruz sevgili gençler dediğim gibi eksik olan kısımları düşündüğünüz olan kısımları gidip e, anlattığım videoda tek tek tekrar bakabilirsiniz sevgili gençler. Şimdi geldik yatay atışta söyledik, detayları da söyledik. Güzel. Gelelim eğik atışa. Şimdi eğik atışta ne vardı? Eğik atışta da şöyle yapıyorduk yer gibi düşünelim. Yerden atıyoruz bir cismi. Eğik atıyoruz şöyle. V sıfır hızıyla atıyoruz. Bakın eğik. Eğik attığımız cisim yer çekmesinden dolayı dümdüz gidemiyor. Ne yapıyor? Yer çekmesi gene bunun e, düşeyde önce yavaşlamasına sonra hızlanmasına sebep olacak. O zaman bunun düşeyde yaptığı hareket nedir? Aşağıdan yukarı atıştır. Aşağıdan yukarı atış. Şöyle yazalım isterseniz hatırlatmak için. Yukarı atıştı. Yatayda ne yapacak? Az önceki gibi sabit hızlı hareket yapacak. Sonra Düşey ve yatay hızlarını yazıyorduk. Buraya alfa dediğimizde bu arkadaş yatay hızı V0 çarpı kosinüs alfa açının yanındaki olduğu için komşuyu bulduğumuz için kosta çarptık. Sonra düşey hızını bulacak olursak bu da V0 çarpı sin alfa şeklinde yazabiliriz. Yani v 0la işimiz bitti. Bunları bulurken genelde özel üçgenler olduğu için özel üçgenlerin kenarlarını bularak da bu hızları bulabiliyorduk. Genelde 3, 4, 5 işte 30, 60, 90 üçgenleriyle karşılaşıyorduk. Hatırlarsanız. Ee, sonra bunun sabit hızlı yatayda sabit hızlı olduğuna göre bakın hızı sabit. Görüyor musunuz? Ve kim bu? V0 çarpı cos alfa. Yani yatay hızın değişmesi için herhangi bir sebep yok. Gene yatayda sabit hız hareketi olduğuna göre eğimi düzgün olan, eğimi sabit olan şu şekilde bir konum zaman grafiği çıkacak karşıma. Ki x eşittir yatay hız v0 cos alfa çarpı t diyordum. Evet. Sonra geldim düşeydeki mevzuya. Şimdi düşeyde ise yer çekmesi bak nedir aşağı doğru o zaman bu iğme önce bunu yavaşlatacak aşağıdan yukarı atmak dedik o zaman buraya getirip V0 sin alfayı yazdığımda önce bu hızı bitirecek yer çekilmesi sonra bu hız bittikten sonra tekrar düşeyde de hızlanacak diyoruz ama en son nereye gelir eğim sabit bu arada aynı eğim çünkü aynı yer çekmesi. buraya yine çizelim isterseniz bu eksi G şeklinde yaptığım e, hareket boyunca gene tüm hareket boyunca burası çıkış olsun sonra havada kalma süresi olsun uçuş süresi hep aynı aynı ile hareket edecek diyoruz sevgili gençler. Yani eğim sabit. Bu arada bakın sol ayatık. Sol ayatık neydi? Edirne'ye bakıyordu. Yani eksi eğim anlamına geliyordu. Bunu da bilmem söylemiş olalım. Sonra düşeyde belli bir hıza ulaştı. Burası çıkış süresi. Burası da uçuş havada kalma süresi. Dediğim gibi aynı yere mi düştü? Daha mı aşağıda bir yerde kaldı? Daha mı yukarıda bir yerde kaldı? Ona göre siz burada düşeydeki istersen şöyle yapayım. VY son şekli düşey hızı belirleyebilirsiniz grafikte. Ve e, burada yer değiştirmeyi bulurken, x'i bulurken e, az evvel de yapabilirdik bunu tabi. E, burada tek bir sabit iğme varsa. Kim tek bir sabit iğme? G yer çekmesi. Ne yapabiliyordum? H'dan bahsediyorum şu an. İsterseniz de ortalama hız çarpı süre diyebilirsiniz. Herhangi bir andaki yerden yüksekliği için. Şimdi ortalama hızını nasıl buluyorduk? Şimdi imeli hareket ama ortalama hız için direkt şunu söyleyebiliyorduk. V ortalama şöyle yapalım isterseniz. V ortalama eşittir. i hız yani V0. E, V0 Y'deki dediğim için istersen şöyle yapayım. V0 Y'deki hız artı sonraki Y'deki hız bölü 2. Yani ortalama hız için ilk hız son hız topla 2'ye böl diyebilirim. Çünkü tek bir iğme var. Çünkü tek yer çekmesi var. Başka bir iğme farkındaysanız yok sevgili gençler. Şimdi gelelim konum zaman grafiğine. E, aşağıdan yukarı atış yapıyor dedik düşeyde. O halde bir yerden başlamış olsun. Önce yavaşlayan bakın yaşlı K, ka, kambur K, ka, kamburu çıkmış bir adam gibi dedik. Önce yavaşlayan hareket. Sonra bundan sonra maksimum yüksekliğe çıktıktan sonra ne yapacak? Düzgün hızlanan yer çekmesiyle hızlanan bir hareket yapacak. Bu bizim için çıkış süresi olmuş oldu. Bu arkadaş da iniş süresi oldu. Şeklinde böyle özetleyebiliriz. Bu grafiklerden de her şeyi rahatlıkla söyleyebiliriz. Altta kalan alanlar hatırlarsanız bize yer değiştirmiyordu. Mesela buradan atıldığı yerden ne kadar yükseldiğini, ne kadar yukarı çıktığını söyleyebilirim. Sonra yukarı çıktıktan sonra ne kadar aşağı indiğini söyleyebilirim. Çünkü hız zaman grafiklerinde altta kalan alan bana yer değiştirmeyi veriyordu. Hatırlayınız. Şimdi Düzgün hızlanma ve düzgün yavaşlama bunların hepsini zaten e harekette de sorularını çözerken bunları tekrar etmiştik. Farkındaysanız benzer grafikler çizdik görüyorsunuz değil mi? Evet tamam Artık sorularımızı çözmeye sanırım hazırız diye düşünüyorum. İlk sorumuza başlayalım. Ne diyor? Yerden haş kadar yükseklikte ki bir noktadan düşey doğru atılan cismin hız zaman grafiği şeklindeki gibidir. Cisim 3D anında yere çarptığına göre hareketi süresinde yerden maksimum yüksekliği kaç haş olmuştur? Evet. Şimdi bakınız. Şimdi yukarıya doğru çıkarken burası artı yönde bir hareket. Farkındaysa burası yukarı gidiyor. Bakın yukarı hareket. Sonra burası ise eksi yönde bir hareket olduğu için burada ne yapıyor? Aşağı iniyor. Şimdi ben burada şunu söyleyebilir miyim? Aşağı giderken daha çok yol almış. Farkında mısınız? O zaman buradan şöyle bir hareket olduğunu farkına varıyorum. Demek gidiyorum. Şöyle bir hareket olmuş bu. Buradan cismi atmışız nedir? V0 hızıyla yukarıya doğru V0 hızıyla atmışız. Bu cisim yukarı çıkmış ama bulunduğu yerinde farkındaysanız altına inmiş anlamına gelecek. Ve atıldığı yerinde yerden yüksekliğine yani şuraya ne demiş normalde? Haş demiş. O zaman bize neyi soruyor? Yerden maksimum ne kadar yukarı hani haş olarak ne kadar en fazla ne kadar haş yukarıda olabilir diye soruyor. İşte bizim bunu haş cinsinden istemiş oluyor. Şimdi dikkat! Bakın buradan buraya gelme süresi. Bak şuradaki süreye bak T. Buradan buraya gelme süresi T'ye kadar. Sonra sonra maksimum yükseklikten aşağı inme süresi ise 2 T'ye kadar. O halde bak o halde buradan aşağı inerken geçen süre istersen biraz daha uzak yazayım. 2 T oldu. O halde şunu söyleyebilir miyim? Buraya çıktığında hızı e, sıfır. E, ne yapıyordu? Aşağıdan yukarı attığımızda sonraki aşağı inişinde e, tekrar yukarı yaptığı hareketin simetini yapıyor. O zaman buradan geçerken aslında aynı büyüklükte hızla geçecek diyebilirim. V sıfır hızıyla geçti. Güzel. Şimdi burada T sürede ve T sürede V sıfır kadar hız bitmiş oldu. O zaman diğer iki T sürede aynı iğmeyle hızlandığına göre aynı iğmeyle hızlandığına göre o zaman ne olacak hızı? 2 ve 0 olacak. Ama eksi yönde. Yani yere çarptığında artık kızının 2 ve 0 olduğunu söyleyebilirsiniz sevgili gençler. Bundan sonrası değer vererek de yapabilirsiniz. E değer vermeden de yapabilirsiniz. Altta kalan alanları bularak da yapabilirsiniz. Tercih sizin. Ben şimdi şöyle yapacağım. Bakın şöyle yapacağım. Şimdi burayı normalde 2 t anı olarak aldığımda. Şurasını t olarak düşünüyorum. O zaman buraya 2 t anı alırsam. Burada şu altta kalan alan D kadarsa bu üçgen. Şu üçgene de eksi d diyebilir miyim? Yani ona ters yönde ama gene de kadar farkında mısınız? Güzel. O halde şu üçgen de gene D'ye kadar görüyor musunuz? O zaman buradaki şu dörtgende ne kadar var? İki tane üçgen olduğu için burası ne oldu? 2D oldu. Süper. Yani yani burası 2D ile D'nin toplamı H, 3H, 5H gibi düşün. Nedir burası? 3D'dir. O halde ben şuradaki mesafenin 3D olduğunu söyleyebilirim. Sonra ilk başta ne kadar gelmiş oldu? D'ye kadar gelmiş oldu. Bak burası da D'ye kadar olmuş oldu. E ve ilk başta öncesinde yukarı ne kadar çıkmıştı? Gene D'ye kadar çıkmıştık. Görüyor musunuz? Bu değerleri yazabilirsiniz. Direkt altta kalan alandan bunları söyleyebilirsiniz sevgili gençler. Sonra ben ne biliyorum? Şimdi ne yapıyor? Neyi soruyor bana? 4D'nin kaç haş olduğunu soruyor farkındaysınız. O halde 3D'nin haş olduğunu söylersem 1D ne olmuş oldu bu durumda? H bölü 3 oldu. O halde 4D'ye baktığımda 4 tane H bölü 3'ten cevabımız 4 H bölü 3'tür diyebiliriz. Yani C han şıkkını bulmuş olduk. Tabi şunları söyleyebilirsin. E i̇şte burayı 1 saniye alırsın. Dersin ki ya bu sanki 10 ile atılmış gibi düşünürüm ben. Bunu 10 metre bölü saniye hızla attayım. Her saniye hızı 10-10 azaldığı için 1 saniye geçti. Sonra 1 saniye geçti. Sonra 1 saniye, daha geçti. Sonra 1, saniye, daha geçti. Pardon nasıl cümle kurdum öyle. Sonra hızı ne oldu? 20 metre bölü saniye oldu diyebilirsin. Buradan geçerken hızı 10 metre bölü saniye olmuş oldu. E güzel. Yukarıdan aşağı bıraktığımızda her saniye sonra 5 metre sonra diğer saniyede 15 metre şeklinde yol alıyordu hatırlarsanız. O zaman buranın tamamının haş 20 metre olduğunu görüyorsunuz. İsteyen bu şekilde çözebilirdi. Ama ben ilk başta haşa baktığımda ne vermiş bana? 15 metrenin haş olduğunu söylemiş. Bunu biliyorsam o zaman 20 metrenin dolayısıyla 4 haş bölü 3 olduğunu söyleyebilirim. Bu şekilde de çözebilirsiniz. Tarih sizin sevgili Yaşar. Evet. Güzel. İlk sorumuz güzel bir çözümle gitmiş oldu. Geldik diğer soruya. Şimdi bakalım ne diyor? Sürtünmenin önemsiz olduğu ortamda kale içinde şekilde konularından 3B0 ve 2B0 hızıyla düşe yukarı ve düşe aşağı doğru atılıyorlarmış. Tamam. H1 bölü H2 4 bölü 5 olduğuna göre olup K cisim P noktasına kadar çıkabiliyormuş. O zaman buradan 1, 2, 3 öncülerinden yargılarından hangileri doğrudur? Evet. Şimdi başlayalım sorumuza. Şimdi H1 bölü H2 4 bölü 5. Şimdi bakınız. 1 bölü 3 işte 4 bölü 5 e, ondan sonra e, ne diyebilirim sonra 1 bölü 3 söylemiş miydim söylemiştim e sonra 1 bölü 4 bu, bu tarz değerler aslında h, h, 3h, 5h, 7h şeklinde şeyler vardı hatırlarsanız. Mesela bir serbest düşme düşündüğümüzde bir cisim bıraktığımızda işte ilk t sürede H kadar, diğer teessürede 3H, diğer teessürede 5H, diğer t sürede 7H, 9H diye gidiyordu. E, ve buna ilk teessür istiyorduk. Sonra bu diğer T, sonra diğer T, diğer T şeklinde gidiyordu. Ve e, biz yer çekmesinin 10 metre bölü saniye kare olduğunu biliyorsak şayet o zaman bu H'a eğer bunu bir saniye olarak düşünüyorsa o zaman haşa 5 metre diyorduk. Sonra işte 15 metre ve 25 metre şeyleri bundan geliyordu. Bakın bir de özetleme yapıyorum şu an. 35 metre işte 7-45 metre şeklinde gidiyorduk. 5-15-25-35-45 diye. Tamam. Şimdi burada da 4 bölü 5 durum var farkında mısınız? 4 bölü 5 nasıl bir şey burada? Baktığımda haş, 3 haş ve 5 haş. Neresi? 4 bölü 5. Şuna karşılık geliyor. O zaman ben buradaki 4 haşa H1 dersem bu 5 aşağıda H2 şeklinde yazabilir miyim? Yazabilirim. Bak şimdi direkt böyle bir şey yapabilirim diyorum aklımdan. Şimdi soruya geliyorum. Şimdi soruya geldiğimde K cismi P noktasına kadar çıkabiliyormuş. Tamam şimdi K cismi P noktasına kadar çıksın. İşte buraya geldi. Burada ne demek ancak gibi düşündüğümde buradaki hızı sıfır. Sonra bunu bıraktığımda aşağı doğru inerken ne yapıyormuş? Az evvelkin aynısını yaptıracağız. H1 ne dedik? 4H olsun. 4 bölü ya. Buna H1'e 4H diyorum. Sonra H2'ye de 5H diyorum. Olur mu? O zaman buradan H, 3H sonra 5H şeklinde düşünebilirim. E güzel. Ve aynı zamanda hızın da 3V0 olduğunu da görüyorum. E süper. Her şey gayet güzel. Buraya T, buraya T, buraya da T dediğimde o halde buradan geçerken yani 3V0'ı kaç T sürede bitirdim? 3T sürede bitirdim. Yani şunu diyorum. 3V0 hızı görüyorsunuz 3 d söyledi bitirdim. O zaman buradan şöyle bir şey bitmiş gibi düşünüyorum. Benim yaptıklarımdan yola çıkarak söylüyorum bunu. O zaman ben şöyle bir şey yapabilirim t sürede o zaman buradaki hız değişimi delta v'nin direkt v0 olduğunu söyleyebilirim. Eğer hız artıyorsa v0 kadar artacak. Eğer hız azalıyorsa v0 kadar azalacak diyorum. O halde t'ye kadar süre geçtiğinde buradan geçerken hızı ne olacak? Ne olacak? 2 v0 olacak. Sonra aynı yerden geçerken hızı ne olacak? O zaman buradan hızı geçerken gene 2 v0 olacak. Çünkü herhangi bir enerji kaybı yok. Herhangi bir zaten sürtünme vesaire olmadığı için buradan geçerken hızına 2 v0 diyebilirim. E ne oldu farkındaysan? sağdakinin hareketinin aynısı oldu. Bak bu da 2V sıfırıyla. E, güzel. Yani soruyu çözdük artık farkındaysanız. E, buradan yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Bunu yukarıya doğru 3T yaptık ya. Şuradaki sürelere bak. Burada T'ye kadar. Burada T'ye kadar. Burada da T'ye kadar. 3T süre geçti. Aşağı inerken de T süre. Sonra burada da T süre. Burada da T süre ne oldu? 6 t süre geçmiş oldu. Ha, L de farkındaysanız L de K'nın buradan sonraki hareketini yapacak. Bakın şundan sonraki yani 2B sıfır ile geçiyor ya, Şurada biraz vurgu yapayım ona. Buradan geçerken şöyle şunu da yapalım vurguyu. 2B sıfır ile geçiyor ya burada. Aslında aynı hareketi yapacak. O halde ben yapmış olduğum yorumlara bakarak hani buna göre yaptığım yorumlara bakarak o zaman bu arkadaş T sürede gelip buraya gelip 3B0 hızıyla çarpar diyorum kardeşim çarpar. Yani benim yaptıklarımdan yola çıkarak bak çok basit bir hal almış oldu bizim sorumuz. Evet şimdi K cisim P noktasına kadar çıkabilmeye göre bakalım öncülerimize. K ile L'nin yeri çarpma eşit mi? Evet bak bu da gelecek. Aynı hızda 3B0 hızıyla bir kayıp olmayacağı için gelip çarpacak. Doğru. K ile L'nin uçuş, uçuş sürelerinin oranı 3 müdür? Değildir. Çünkü K 3T sürede yukarı çıktı. Sonra 6T 3T sürede aşağı indi 6T. Sonra L ne yaptı? T sürede geldi. O yüzden cevabımız ne oldu? 6 yanlış. 3. 2. öncülü yanlış. Sonra L cismi yere çarpıncaya kadar K'ya göre sabittir. Süper. Bakın. Bu da çok güzel bir durum. Ee, güzel bir mevzu. Neden? Bakın neden? Çünkü Çünkü şöyle bir durum var. Bağıl hız. Şimdi bağıl hız yaparken ne yapacağız? dağılız. Şöyle yapacağız. Şimdi birinin hızı azalıyor. Birinin de hızı farkındaysanız artıyor. Aynı imeyle herhangi bir andaki hızı bunun atıyorum 5 kadar azaldıysa bunun 5 kadar artmış oldu. Yani bunlar birbirlerine göreler ya. Mesela bunun hızı şu an 30. Bunun hızı da aşağı doğru 20 olsun mu? Olsun. Şu an birbirlerine göre hızı ne? Bağlıs. 50 metre bölü saniye. Çünkü ters yönde geliyorlar ya. Bağlızı nasıl buluyorduk bağlızı? Bağlız diyorduk ki e, bakılandan yani gözlenenden gözlemciyi Bakının gözü çıksın diyorduk. O zaman burada kim kime bakıyorsa fark etmez. Şey diyelim 30 buna baksın 20'ye baksın. O zaman eksi 20 şuna bakıyordu ya. Eksi 20 eksi 30, 30 çıktığı için 30 ne, neyle görüyor? Eksi 50 ile görüyor. Tamam. Eksi 50 metre bölü saniye. Sonra hızları 0.5 saniye geçsin. Çok az. 0.5 saniye geçtiğinde bunun hızı 25'e düştü mü? Düştü. O zaman 0.5 saniye geçtiğinde bunun hızı da 5 artacağı için bu da 25 metre bölü saniye oldu mu? Evet. O zaman birbirlerine göre hız eksi 25 eksi 25'ten de geldi gene. Eksi 50 geldi görüyor musunuz? Yani birbirlerine göre hızı aynı kalmış oldu sevgili Gençler çünkü GT her ikisinde de GT var. Şöyle düşünebilirsin. Yer çekilmesi yani eksi GT ya. Delta V'ye GT ye yazdığında o zaman ikisindeki değişim de aynı olacağına göre birbirlerini götürecek. Birbirlerine göre hızı bulurken. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Yani ters yönlü iki hareket yapan bakın ters yönlü iki atış yapan şu şekilde düşündüğümüzde bunların birbirlerine göre hızı hep aynı kalır şeklinde söyleyebiliriz. Yani doğru. Ne olacağımız 1 ve 3 oldu. Diğer Güzel. Şimdi diğer sorumuza geldik. Diyor ki sürtünmesi önemsiz ortamda V0 ile atılan yatay atılan cismin yörüngesi çekirdek gibidir. Buna göre X1 bölü X2 oranı nedir? Şimdi 8H ve 10H. Şimdi bakıyorum H, 3H, 5H falan filan söyleyebiliyor muyum? Hayır. Gitmiyor farkındaysan. Ee, bu arada şey söylemişsiniz. Bir yorum vardı. Hocam soruları zorluk derecesine göre sıralasınız olur mu? Ben biraz daha konu başlıklarına göre sıralıyorum. Yani önce adı işte e, düşeydeki hareketler sonra yatay sonra eğik atış şeklinde sıralıyorum bunu belirtmiş olalım. E şimdi bak 8H, ve 10H, H3H5H gitmiyor farkındaysan ama ama genelde şöyle bir e, sorularda şöyle bir şey olur, e, detay olur. Ben bu 8 hı 4 büyük H, bu 10 hı da 5 büyük haş şeklinde yazabilir miyim? Yazarım. Yani ha işte büyük haşla göstermişim ha küçük haşla göstermişim. O zaman ilk başta 1 haş sonra 3 haş sonra haş 3 haş sonra 5 haş almasın mı? Ne olur. Gördün mü? O zaman ben buradan buraya gelme süresinde 2 t sonra hani buradan haş için t yazıyorum sonra diğer için gene t sonra diğer için t yazdım da. o zaman bunun için geçen süre 2 t bunun için geçen süre t dediğim zaman toplamda ne kadar süre geçmiş oldu tüm hareket için? 3 t. Ama e, şuraya gelene kadar geçen sürenin oldu. 2T x1 için yapmam gereken v0 hızı hiç değişmeyecek. 2T ile çarpıyorum. x3 için yapmam gereken şey ne? v0 çarpı 3T süresince hep yatay iz aynı olduğuna göre oran ne geldi sevgili gençler? 2/3 yani edirne olmuş oldu. Güzel. Evet devam edelim. Şimdi geldik bir eğik atış sorusu var karşımızda. Ee, bu arada hocam niye şöyle sorular? Niye böyle sorular? e, yapmadığınız çözmediğiniz diyenleriniz de oluyor. Bunun nedeni de şu. E, şimdi ÖSYM tarzı yani normalde evet e, garip sorular istiyorsun. Çok garip sorular yazabilirsin ama ÖSYM'nin en zor sorabileceği soruları yazmaya çalışıyorum daha çok. Hani biraz da hani şey olsun e, hani hazırlıklı olalım şeklinde. Tamam mı? Bunlar da güzel sorular. Zor sorular bu arada. Şimdi hava sürtünmesinin önemsenmediği ortamda K noktasından ve S ilk olarak atılan cismin yörüngesi şekildeki gibidir. Tamam. K noktasından tepe noktasına T1 sürede tepe noktasından L noktasına T2 sürede geliyormuş. Hmm. Şimdi K'dan tepe noktasına T1 sürede sonra T'den L'ye de T2 sürede geliyormuş. Şimdi bakınız sanki hiçbir şey yok gibi. Ya çekmesi vesaire şu bu ben bu soruyu nasıl çözeceğim ya demeyiniz. Şöyle yapınız. E, bu maksimum yüksekliğe çıktığında düşeydeki hızı sıfır. Sadece yatayda hız var değil mi? Yataydaki V0x kadar hız var. O zaman ben maksimum yükseklikten sonra ne yapabiliyordum? Buna yatay atış yaptırabiliyordum. Değil mi? O zaman bunun tamamının yata atış yapacak ya. Yani aslında bir nevi simetri. Buradan buraya gelme süresi T1 ise o zaman yine buradan buraya gelme süresi ne olacaktır? T1 olacaktır. Güzel. Buraya kadar her şey yolunda. O zaman ilk L'ye kadar gelen süre düşeyde ne kadar yol oluyor? H. Tamamı içinde kadar yol oluyor toplamda farkındaysan. 2H. Ben şunu söylemiştim size konuyu anlatırken. Ee, hani pratik olsun diye ilk atıldığı anda yatay atış bak buradan itibaren düşünüyorum. Serbest düşme yapacak ya o zaman nedir? E, yer değiştirme yani yükseklik aşağı inme durumu nedir? E, T'nin karesiyle doğru orantılıdır. Çünkü 1 bölü 2 GT kare diye bir bağıntımız vardı hatırlarsanız. O zaman şimdi buradayken düşeydeki hızı sıfırsa buradan itibaren düşe yani serbest düşme yapacak değil mi? Şu şekilde serbest düşme yapacak. O halde serbest düşme. O halde şunu diyorum. Bak şunu diyorum. İlk başta ne kadar serbest düşüyor? H kadar. Sonra toplamda ne kadar serbest düşüyor? Tamamı düşünürsem 2H kadar serbest düşüyor. Tamam düşünüyorum. Bak tamamını. O yüzden o yüzden ilk başta T1 süresi için ya da T2'den bahsedeyim önce. T2 süresi için şu H'ı kare köküne alıyorum. Orantılıdır diyorum. Kimle? Kare içerisinde H'la. Yani aslında yaptığım şey şu. H eşittir 1 bölü 2 GT kare demek g. Her ikisinde de aynı. 1 bölü 2 de var. O zaman ne yapıyorum? Diyorum ki e, h pardon t h'in kare kökü ile orantılı duruyorum t2. T1'e geliyorum. T1 ise kimle orantılı? T1 kimle orantılı? Bakıyorum. E, yaklaşık gibi oldu pardon. Orantılı şu şekilde şu altını çizelim. Orantılı olmuş oldu. 2 h ile yani kare kök içerisinde 2 h oldu. Güzel. O zaman buradan da bunun katsayısı 1 olduğuna göre orantılıdır 1 diyorum. Bunun katsayısı da karekök 2. Hani iki dışarı çıkamayacak ya. O zaman bu da karekök 2 ile orantılı şeklinde yazabilirim. Kat sayıları dışarı çıkartmış oldum. Bu 1 olduğu için 1 olarak çıktı. Bu kök 2 olduğu için kök 2 olarak kalmış oldu. O zaman T1 ile T2'nin oranına baktığımda cevabım nedir? Kök 2 bir farkındaysanız. Ama isteyen tabii ki şunu da yapabilir. Ya hocam ben bu kadar karışık yani bu pratikle yapmak istemiyorum. Şöyle yapıyor yapabilir miyim? Hız zaman grafiği çizerek yapar mıyım? E, yaparsın tabii ki. T2 sürede şunu yapacak. T2 sürede ne yapacak? Burada haş kadar serbest uçacak. Sonra diğerine geliyorum. E, T1 sürede ise bak T1 tamamındaysa ne kadar serbest uçacak? 2 haş kadar. O zaman ben buraya G buradaki yazına G T1 yazıyorum. Hız zaman grafiği yani. Buradaki ikizine da G, T2 yazıyorum. Altta kalan alandan da aslında aynı şeyi bulacaksınız sevgili gençler. T1 T2, l -t2 l nedir? Kök 2'dir diyebiliriz. Süper. Şimdi geldik başka bir soruya. Evet güzel bir soru. Şimdi şekildeki falan filan falan filan ne diyor? Atıldıktan 3 saniye sonra şekildeki noktalardan hangisinde bulunur? Bu arada ilk başta duruyormuş bu çocuk. Sonra çocuk elinde bir top var, buraya geliyormuş. Buraya geldiğinde yukarıya doğru 20 metre bölü saniye hızla fırlatılıyormuş. Ama dikkat, ne diyor? Yukarıya doğru, ama kendine göre. Bak dikkat, kendine göre. Kendine göre dediği için de o anki kendi hızını da topa vereceksiniz. Kendine göre dediği için. Yere göre deseydi direkt bu hız alacaktık. Ama kendine göre dediğinde kendi hızını da topa vereceğiz. Şimdi. E, ne kadar yol almış oluyor bu arada imesiyle? 10 metre kadar yol oluyor. O zaman ben burada hız zaman grafiği çizecek olursam. Hız zaman grafiği. ilk hızı 0. Çocuktan bahsediyorum şu an. 5 metre bölü saniye karelik iğme ile hızlanıyor. Buradan buraya gelme süresine t diyelim. O zaman buradaki hız ne olacaktır? 5 t olacaktır. Altta kalan alanda 10 metre olacaktır. O zaman 5 t çarpı t bölü 2 eşittir. Şurası ne oluyor? 10. Sonra buradan tekrar eşittir. E, 4. Burada da t eşittir. 2 saniye geldi. Evet çocuk işte buraya geldiğinde çocuğun hızı neymiş sevgili gençler? Her saniye hızı 5 5 arttığına göre 5 de ne olacak? Oradaki hızı 10 e, metre bölü saniye olacak. Yani 5 çarpı 2'den hızı olmuş diyorum. E, süper. Şimdi çocuk buraya geldiğinde 10 metre bölü saniye hızı sahip. Tamam mı? 10 metre bir saniye. Sonra elindeki topu da kendisine göre 20 ile yukarı atıyor. O zaman topu da 20 ile yukarıya attıralım buna. 20 metre bölü saniye. İşte ne oluyor biliyor musun? Kendi hızında dediğim gibi topa vereceksin. İşte top burada bildiğin şu şekilde eğik atış yapacak gençler. Eğik atış. Şimdi gelelim eğik atışa. Şimdi eğik atış 3 saniye boyunca dediğine göre o zaman 20 metre bölü saniye hız düşeydi ne yapacaksın? 20 metre bölü saniye hızı alacaksın. 20 metre bölü saniye kaç saniye sonra biter? 2 saniye sonra biter. Çünkü yer çekmesi 10. 10, 10, 10 azaldı. O zaman geçti 2 saniye. Buraya geldi. Buradaki hızı artık 0. Sonra tekrar aşağı inerken 1 saniye geçecek diyorsunuz. Bakın 1 saniye. Ha, süper. Sonra 1 saniye daha geçse ne yapacaktı? Yere gelmiş olacaktı. O halde o anki yerden yüksekliğini bence söyleyebilirim. Söyleyebilirim. İlk başta 5 metre değil mi? 5 metre. Sonraki saniyede 15 metre yol almayacak mıydı? O zaman o anki yerden yüksekliği neymiş? Bakın 15 metreymiş sevgi gençler. Güzel. Yerden yüksekliğini bulduk. Acaba M mi? Acaba P mi? Sonra gelelim yataydaki aldığı yola. Yatayda aldığı yolda x eşittir. V0 x çarpı t. Yataydaki hız kaç? 10. Çünkü çocuğun dediğim gibi kendine göre diyor ya o zaman çocuğun hızını topa vermek zorundayım. 10 metre bölü saniye çarpı geçen süre 3 Çarptığında yataydır 30 metre yol olacakmış. Yani şuradan bahsediyorum 30. Demek ki düşeyde yerden yüksekliği 15 yataydı da 30 metre yol aldığında ne olmuş oldu? M değil. Zaten diğerlerinin olmadığını gördük. Cevabımız Edirne diyebiliriz sevgili gençler. Güzel soruydu. Şimdi geldik başka bir güzel soruya. Oo güzel. eğik i̇lk düzleme düşen bir e, bilyemiz var esnek çarpışma yapıyormuş. Sonra M noktasına düşüyormuş. Sonra H1 ile h oranı. Evet neymiş? Şimdi bakınız. bu ne yapacak? Bu buraya geldiğinde 45 derecelik açı var ya. Buraya geldiğinde belli bir hızla çarpmış olacak. Bakın buraya V1 hızıyla çarptıralım. Şimdi ilk baştaki hızı V1 olsun. Buraya geldiğinde. Sonra V1 hızıyla çarptığında tam esnek çarpışma ya da esnek çarpışma dediğinde ışını ışını e, yansıtmak gibi. O zaman bunu ışın gibi düşündüğünde bu V1 hızıyla yansır diyorsunuz sevgili gençler. Yani 45 derecelik açı olacak demek bu. O zaman burası da 45 derece olacağına göre bildiğim bundan sonra yatay atış yapacak. O zaman bunun yataydaki hızı yani V1 olacak ya artık bundan sonrasından bahsediyorum. Artık bunu ne yaptım? Dediğim gibi artık bu yatay hız oldu. Sonra bu yatay hız değişmeyeceği için getiriyorum V1'i aynen buraya koyuyorum v hızı değişmeyecek. O zaman düşeyde tekrar bir hız kazandı. Buna da düşeyde kazandığı hıza da ne diyorum? V2 diyorum. Bilmediğim için buradaki hıza V2 diyelim. Şimdi V1 ile V2 arasında bir ilişki var. Nasıl var? 3-4-5 üçgeni var. Farkında mısınız? Yani şu üçgene baktığımda buradaki üçgende burası 53 derece görüyorsun. Burası da 90. O zaman 53'ün karşısında ben 4B yazayım. Burası da kaç? 37'nin karşısı. 37'nin karşısında 3B diyeyim. İşim çok kolay olsun. Yani bu 4B oldu. O zaman bu da 37'nin karşısına denk geldiği için buna da 3B diyelim mi? Bence diyelim. Güzel. Sonra şunu yapabilirsiniz. Ortalama hızdan yapabilirsiniz. Ya da süreden de yapabilirsiniz. Şimdi bu 4 V'ye kadar hız kazanmış oldu değil mi? İlk başta 4 V'ye kadar düşeydi hız kazandı. O zaman buradan buraya ne kadar sürede gelsin? 4 T sürede gelsin. Olmaz mı? 4 T sürede geldi. Sonra düşeydi hızı bitti. Hani 4 V'ye düşeydi hızı bitti. Tekrar 3 V hızla sahip oldu. O zaman buradan buraya ne kadar sürede gelsin? 3T sürede gelsin. Olur mu? Bence olur. Güzel. Bundan sonra yapmanız gereken şey şu. Yapacağınız 1 bölü 2 GT kareden de yapabilirsiniz. Bakınız. Ya da ortalama hız çarpı süreden de yapabilirsiniz. Ortalama hız. Şimdi ortalama hız burada düşeyde 4V. Düşeyde 2 hız ne? 0. O zaman ne yapıyorum? 4V artı 0 bölü 2. İlk başta H1 için yapıyorum. çarp süre. Ne kadar sürede gelmişti bu? 4T sürede gelmişti. O zaman buradan da 2 8 VT mi oldu? 8 VT olmuş oldu. Bu H1. Sonra H2'ye giriyorum. H2 eşittir şu olacak H2'de. Normalde düşeydeki hızı 3B oldu. Artık ilk başta yoktu. Bak buradan itibaren diyorum. Şuraya geldiğimde düşeyde V'ye hızı 0 düşeyde. Buradan itibaren diyorum. O zaman o zaman burada e, 0 artı düşeyde 3V hız kazandı. 3V bölü 2 çarpı süremiz ne kadar? Bakalım süremiz 3T'ye kadar. O zaman buradan da ne gelmiş oldu? 3 çarpı 3 9. 9 bölü 2. Değil mi? 9 bölü 2 VT gelmiş oldu. Tamam. H1 H2'yi oranlayalım. H1 bölü H2 oranı eşittir. Ne oldu? 8 VT bölü 9 bölü 2 VT. Tamamdır. Sonra VT'leri götürdüğümde cevabım ne gelmiş oldu? 16 bölü 9, 16 bölü 9, hemen yazalı. Muhtemelen şurada karesini karekökten dolayı bunu hemen 16 bölü 9 yapıyorum. 16 bölü 9, cevabımız Adana olmuş oldu sevgili gençler. Çünkü karesini almamışım muhtemelen. Tamam mı? 16 bölü 9. Evet, güzel. Gelelim diğer sorumuza. Şimdi burada ne var? Şek şekilde K noktasından bırakılan bir isim var. Ee, sonra tam esnek çarpımı yapıyormuş. Ee, ondan sonra saçılıyormuş Sonra e, diyor ki bize x mesafesi ne kadar? Hmm, yine güzel bir soru var farkındaysanız. Şimdi 20 metre olduğuna göre 5 15'ten yapalım. 5 metre sonra 15 metre. Yani 1 saniye sonra 1 saniye daha. Yani 2 saniye geçti değil mi? 2 saniye sonra geldi. Şimdi 2 saniye sonra ne olacak bu arkadaşınız 2 saniye sonra? Her saniye hızı 10 10 artacağına göre buraya çarpma hızına baktığınızda direkt GT'den düşündüğünüzde 10 çarpı 2 ne gelecek? 20 metre bölü saniye gelecek. Bakın 20. Sonra bu 20 metre bölü saniye hızla çarptığında tam esnek dediğine göre Bak şuradaki açı kaç derece? Yatay ya. Hemen şunu değiştirelim. Yatay ya. Burası kaç oldu? 30 derece. O zaman burası da 30 derece diyebilir miyim? Bence derim. Güzel. Şimdi dikkat. 60 derece olduğunda normalde L fayla 60 derecelik açı yapıyorsa gene L fayla 60 derecelik açı yapacak sevgili gençler. Bakın. O zaman burası 30 ise burası da 30 derece olur mu? İşte süper. Harika. Bundan sonra ne yapıyorsunuz? Baktığınızda bildiğiniz eğik atışı yaptırıyorsunuz. Yani bunun hızı 20 metre bölü saniye olacak şekilde bir eğik atış yapacak. Burada görmenizi istiyorum şunu yapacak yani bir cisim var 20 metre bölü saniye hızla atılıyor buradaki açıda 30 derece o zaman düşey ve yatay hızlarını yazabilir miyim yazarım 30'un karşısı yine 30 60 90'dan düşündüğümde sin 30'a çarptığımda yarısı olacak 1 bölü 2'ye çarpıyorum 10 metre bölü saniye bu da nedir o zaman 60'ın karşısı olduğu için 10 kök 3 metre bölü saniyedir diyebilirim artık bununla işim bitti. 10 metre bölü saniye hız. Ne kadar sürede bitecek? Maksimum yüksekliğe çıktı. 1 saniyede bitecek. Sonra tekrar aynı yükseklikten aşağı indiğine göre 1 saniyede burada geçecek. Toplamda 2 saniye diyebilirim gençler. Evet o zaman bunun 10 metre bölü saniye Hani istersen şöyle yapalım. T çıkış eşittir. V0 e, yataydaki hızının Y'deki bileşeni bölü. G dediğimde 10 bölü 10 isterseniz bağıntıyla da göstereyim. Bir saniye. Çık süresi 1 saniye ise aynı seviyeden geçtiğine göre iniş süresi de 1 saniye diyoruz. O zaman x mesafesi eşittir. Havada kaldığı süre boyunca yatay hız çarpı şunu yapıyorum. O zaman yatay hız ne? 10 kök 3. Güzel. Çarpı 2 saniye dediğimde 20 kök 3 metre gelmiş oldu sevgili gençler. O yüzden cevabımız Edirne diyoruz. Evet süper. Şimdi gelelim bir önceki konumuz olan imeli Hareket'in ödülü sorusuna. Buna göre motosikletin 0.4 saniye yarındaki ortalaması neymiş? Bir e ivmeli hareket var ve ilk hızda 4 metre bölü saniye. Dikkat etmelisiniz. Hız zaman grafiğini çizerken bu arkadaşın ilk hızını 4 almalısınız gençler. 4. 4, 4. hız zaman grafiği çiziyoruz. 4 ile başlatıyoruz. O zaman altta kalan alan bize hız değişimi verecek. 1 çarpı 4'ten 4 kadar hızı artmış. Sonra değişmemiş. Değişmemiş. Altta kalan alan burası 1. Burası da 8 olduğuna göre 8 kadar hızı değişmiş diyebilirim önce 4 kadar hızını bu 4'tü. Önce 4 kadar hızını arttırıyorum. Yani hızı ne oldu? 8. Sonra diğer 2 saniye boyunca hızını hiç değiştirmiyorum. Dikkat. Sonra hızı 8 kadar azalacak. Yani 8 artı x 8'den 0'a düşmüş müdür? Evet düşmüştür. O zaman geçen süresi burası 1. Burası 2. Burası 3 burası da 4 aldığımızda altta kalan alan bize yer değiştirme verecek. Evet tek tek altta kalan alanı bulabiliriz ya da ortalama hızdan da yapabiliriz. Bakın buradaki ortalama hız ilk hız 4 ilk hız 8 şey sonra 8 topla 2'ye böl. 8 artı 4 bölü 2'den ne gelecek? 12 bölü 2'den 6 ortalama hızı 6. Burada zaten hep hızı 8 sabit. Buradaki hızda 8 artı 0 bölü 2'den ne geliyor? 4 ortalama hız ilk hız son hız toplu 2'ye böl. Geçen süre 1 olduğuna göre altta kalan alan 1 çarpı alttan 6 metre. Altta kalan alan burada 2 saniye geçtiğine göre şuranın tamamı 2 çarpı 8'den ne gelecek? 16 metre gelecek. Burada altta kalan alan ne? 4 e, çarpı 1'den burada da 4 metre gelmiş oldu değil mi? Güzel. O zaman buradan tamamına baktığımda 26 metre yol var. Ortalama hız eşittir. 26 bölü geçen süre 4. Yani ne gelmiş oldu? 6,5 metre bölü saniye gelmiş oldu sevgili gençler. Şimdi yeni ödül sorumuzdayız. Cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.